sevgili seyircilerimiz. Doktor Aret Kamar, İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nin, Tüp Bebek Merkezi'nin çok değerli kurucusu Doktor Aret Kamar sezonun final programında bizlerle. Baba olmak isteyenler, erkek kısırlığı konuşacağız. Azospermi olanlar. Efendim ben soru da soramıyorum. Doktora da gidemedim diyenler bizi arayın. 0530 040 70 05 ve 06'dan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Babalar programın açılışını ve kapanışını beraber yapıyoruz. İlk programda da siz verdiniz değil mi? 10 ay önce. Tamam. Gelenek oldu. 10 yıldır böyleyiz zaten. Babalar gününüzü kutluyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten muhteşem bir babadır Aret Kamar. Bu kadar işin arasında iki güzel kız evladı var. Onları da buradan öpüyorum. Siz çok sayıda baba olmak isteyen beyefendinin yüzünü güldürdünüz. Evet. Değil mi? Evet. Sayıları kaçı buldu? 30 bini bulmuştur. 30 bin beyefendi baba oldu ve evet. Size dua ediyorlar şu an. Evet. Değil mi? Bu evet. Özel günde. Peki hocam. Erkek kısırlığını konuşacağız. Çünkü hanımlar çok rahat bunları dile getiriyor, yazıyorlar, soruyorlar ama beyler her zaman soramıyorlar. Sessiz kalıyorlar. Evet ya. O nedenle konuşalım ve onlar da soru sorsunlar istiyorum. Şimdi Türkiye'de son yıllarda erkek kısırlığı çok arttı. Sebebi ne hocam bunun? Şimdi Türkiye'de değil aslında bütün dünyada üreme hücrelerinde genel bir azalma var. Kadınların da yumurta sayılarında azalma var aslında. Kesinlikle. Tabii ki normalde kadınlar ayda bir tane yumurta atıyorlar ve o ayda attıkları bir tane yumurtayla eğer eşinde yeteri miktarda sperm varsa gebe kalabiliyorlar. Dolayısıyla rezervin, kadınlarda rezervin düşmesi aslında bir hamile kalamama sebebi değil. Çünkü yumurtaların rezervi iyi olduğu zaman yani bu ne demek? Biz eğer tedavi yapmak istersek bir sürü yumurta alabileceğimiz kadınlar da ayda bir tane yumurta atıyorlar. Rezervi düşük olan kadınlar da eğer düzgün adet görüyorlarsa ayda bir tane yumurta atıyorlar. Yani rezerv düşmesi kadınlarda eğer kadın düzgün adet görmeye devam ediyorsa ve yaşı müsaitse aslında hamile kalmaya engel değil. Ama erkeklerde öyle değil. Erkeklerde erken sperm sayısı, hareketliliği, spermlerde şekil bozukluğu olup olmaması erkeğin çocuk sahibi olabilmesini etkileyebiliyor. Şimdi bütün dünyada neden düşüyor? Stresten belki düşüyor. Belki daha çok yapay besleniyoruz. Belki ondan düşüyor. Dar giyim şartları, yaşam şartları her şeyi etkiliyor. Ama benim fikrim temel olarak daha çok tarımsal gıdaların bile bir sürü katkıyla, kimyasalla yetiştiriliyor olması mutlaka ki bunu etkiliyor. Peki hocam azospermi mi en çok? Yani sperm sayısı düşmesi mi? Aslında sayı düşük olanlar daha etkili. Mesela biz bu işlere ilk başladığımız zaman derdik ki işte %40 erkeklerde problem var, %40 kadınlarda problem var, %20'de hepsinde, ikisinde de problem var derdik. Şimdi öyle değil. Çocuğu olmayan bir çifte baktığın zaman %60 neredeyse erkeklerde problem var. Erkekler çoğu bunu kabul etmese de aslında bu durumun gerçeği maalesef böyle. Mesela biz hani 160 milyon, 170 milyon, 200 milyon sperm sayıları görürken eskiden şu anda işte 15 milyonun üstünü normaldir diyoruz ve baktığımız zaman hep sperm sayıları 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon. Yani böyle çok çok yüksek sperm sayısı olanları çok ender görmeye başladık. Dolayısıyla tabii ki erkeklerde sperm sayısı düşmesi de istedikleri zaman çocuk sahibi olamamayı beraber getiriyorlar. Azospermi erkeklerin %10'udur. Yani erkek kısırlığı dedik ki bizim kliniğimize başvuranlar arasında %60'sa eğer o %60 topluluğun içerisinde 10 kişiden bir tanesinin hiç spermi yoktur. Ya da kriptozoospermi dediğimiz tek tük sperm dışarıya geliyordur. Bunlarda eğer dışarıya sperm geliyorsa tek tük de olsa onları biriktire biriktire bir şeyler yapılabiliyor ama azoospermik olanlarda dışarıya hiç sperm gelmediği için yumurtalıktan bir şekilde sperm bulmaya çalışıyoruz ve onlarla çiftleri çocuk sahibi etmeye çalışıyoruz. Hocam şimdi kadında hep böyle yaş sınırı konuşuyoruz ya. Hani hepimizin zoruna gidiyor. Bu erkeklerde bir yaş sınırı yok mu? Erkekler şanslı yok. Erkeklerde yaş sınırı yok. Şimdi ya 60 yaşında da adam baba olabiliyor mu? Evet. Şimdi erkeklerde durum farklı. Erkekler sperm üretimini her an yapıyorlar.
Yani bir spermin aşağı yukarı yapılma zamanı 80 gün kadar. Yani sıfırdan bir spermin dışarıya çıkıyor hale gelmesi 80 gün kadar sürüyor. Bu süre içerisinde sürekli bir üretim var ve yenisi üretiliyor, yenisi üretiliyor, sürekli üretiliyor. Üretiliyor. Yani 60 yaşına da gelse adam eğer spermi tabii ki gençlik dönemi kadar sayı olarak fazla olmayabilir. Hareketi biraz daha düşmüş olabilir. Spermlerde şekil bozukluğu olabilir ama sperm üretimi bitmiyor. Yani erkeklerde, kadınlarda anladığımız anlamda bir menopoz durumu, bir andropoz durumu aslında yok. Kadınlarda öyle değil ama kadınlar biliyorsunuz yumurtalarıyla beraber doğuyorlar. Yumurtaları ilk genç yaşlarda iyi olanlarını, ileri yaşlarda en son kalanlarını yumurtluyorlar. Ve yumurta bittiği zaman kadın menopoza giriyor. Ondan sonra kadından artık yumurta alamıyorsunuz. Ve menopoz biliyorsunuz bir sene hiç adet görmemek demek. Yani o zaman diyorsunuz ki bu kadının yumurtalarındaki yumurta bitmiştir. Hı hı. Yumurtlamıştır bir şey kalmamıştır. Hı hı. Ama erkeklerde bu söz konusu değil. Erkekler ömürleri boyunca iyi kötü ama az ama çok bir sperm yapımı mevcut. Ve o spermlerle çocuk sahibi olabiliyorlar. İşte doğa burada erkeklere torpil geçmiş. Biraz torpil geçiyor. Aslında tedavide peki, de torpil geçiyor. Peki kalitesi değişmiyor mu? Şimdi kadının yumurtası... Kalite değişiyor. Değişiyor. Spermin kalitesi düşüyor tabii mu? Tabii ki değişiyor ama şimdi şöyle bir şey var. Sperm hücresi bir çekirdek, onun arkasında bir boyun ki orada mitokondri dediğimiz sperme enerji veren şeyler var, yapılar var ve kuyruktan oluşuyor. Evet. Aslında bir çekirdek, o çekirdek babanın genetik materyalini yumurtanın içine taşıyor. Evet. O halde spermin tepesinde de akrozom dediğimiz içinde yumurtanın kabuğunu delip içine girmesini sağlayan enzimler var. Hı. Yani bir spermin kuyruğu iyi olduğu zaman, akrozomu da iyi olduğu zaman, içindeki genetik materyal de iyi olduğu zaman babanın genetik materyalini yumurtanın içerisine taşıyabilir. Taşıyamıyorsa da biz iyi olan bir spermi alıp mikro enjeksiyonla yumurtanın içerisine soktuğumuz zaman spermin aslında çoğu işi bitmiş oluyor. Yani biz embriyo oluşmadı, embriyo iyi kaliteli olmadı gibi şeyleri daha çok yumurtadan yaşıyoruz. Yumurta koskocaman bir marifet hücre. Marifet yumurtada yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yumurta koskocaman bir hücre. Sperm onun yanında dünya ile ay gibi kalıyorlar yani boyut olarak. Ufacık bir şey. Sperm sadece yumurtanın içerisine giriyor. O yumurtanın içerisindeki enerji depoları, o yumurtanın kalitesi, sadece çekirdek değil, o sitoplazmasındaki yapılar, bunların hepsi güzel bir embriyonun oluşumunu, sağlığını belirliyorlar. Biliyorsunuz erkeklerin yaşı büyüdükçe çocukların Down sendromu olma ihtimali artmıyor. Evet. Kadınların yaşı büyüdükçe çocukların Down sendromu olma ihtimali artıyor. Çünkü bütün olay aslında %85 yumurtada bitiyor. Evet. %15 sperm buluyorsanız erkeklerin problemi bir şekilde çözülüyor. Peki şimdi sokakta erkeklere kısırlık niye erkekler için artıyor dedik, cevaplar var. Onları izleyelim farklı yaş gruplarında. Ama şunu merak ediyorum. Biz hani yumurtamızda AMH testi yaptırıyoruz. Zaman zaman ultrasonla muayene oluyoruz rezervimizi görmek için. Beyefendilerin yaptırması gereken bir test var mı? Yani çocuk sahibi olamamış ya da ikinci bir çocuk istiyor. Nasıl bir test yaptırması lazım? Ya da hanımefendiler evlenirken eşlerine hangi testi yaptırsınlar? Sperm testi yaptırsınlar. Benim çalışanlarıma... Basit bir test değil mi bu? Sperm testi çok basit bir test. Evlenmeden evvel sperm testinizi yaptırın diyorum mutlaka. Çünkü bu tedavilerde tabii işin şakası da tedavide... İşte tedavi olmak olmamak, kendi kendine çocuk sahibi olmak, tedavide çekilen eziyetlerin çoğu tabii kadın çekiyor. Erkek daha çok maddi eziyeti çekiyor. Kadınlar işte iğneler yapılıyor, tedaviler oluyor, kontroller oluyor. Erkekler biliyorsunuz yumurta toplanacağı zaman sperm veriyorlar ya da aşılama olacağı zaman sperm veriyorlar. O spermi verirken de işte ben veremem, işte yapamam, edemem filan gibi şeyler oluyor. Kadınlar çok daha metanetli. Ben her zaman söylüyorum yani erkekler doğuruyor olsaydı kimse birinci çocuğu ya yapmazdı ya da birinci çocuktan sonra ikinciyi kesinlikle yapmazdı. Erkeklerin canı biraz daha tatlı. Evet öyle. Bakın beyler ne demişler kısırlık konusunda, niye artıyor demişiz. İlginç cevaplar var, izliyoruz.
sizce erkeklerde kısırlık neden artıyor? Vallahi erkeklerde kısırlık neden artar? Besi dışında bir de soğuk diyorlar yani. Hani bir yumurtacık diye bir olay varmış. Soğuklarda erkekte düşüyormuş. Yani ondan dolayı da kısırlık olduğunu diyorlar. Yani onun dışında besi noksanlığından kaynaklaşıyor herhaldansa. Benim bildiğim bu. Peki sizce erkeklerde kısırlık neden artıyor? Onu bilmiyorum. Daha çok yeme içme alışkanlıklarından. Biz normalde yani ataerkil ailelerde Osmanlı'dan beri günümüze gelen sabah kahvaltısı edilir. Öğlende yemek, de akşam yemeği yedilir. Şimdi sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği yok gibi bir şey. İnsanlar fast food alışkanlığı geldi. Bir kolayla yani yanında bir tane işte, patates, cips şeklinde bir şeyler. Yani bunlardan tam vitamin alınamadığı için dolayısıyla vücut alabileceği vitamini alamadığından dolayı enerjisi noksan oluyor. Ondan da bu maalesef meydana geliyor. Yani bir de yediğimiz şeylerde de çok var tabii. Eskiden tereyağının hasını yerdik biz diyorlar. Şimdi tereyağının içine patates ezmesi çıkıyor bazı yerlerde. Peynir ona göre, süt ona göre. Yani her şey yapay hale geldi, suni hale geldi. Dolayısıyla da bu insanların her şeyini etkiliyor. Yiyeceklerimizden, yiyeceklerden, içeceklerden, onlardan artıyor. Bir de bakımsızlıktan artıyor. Herhalde gıda yanlış beslenmeyle alakalı diye düşünüyorum. Hocam herkes bir beslenmeli, kafayı bozmuş gıda, durumda yalnız. Ama gıda doğru en çok etkileyen. Gerçekten sadece o. Bu mu? Ya gıda tabii aynı zamanda fazla gıda tüketimi kilo almayı da sağlıyor. Obezite kilo, de etkili. Kilo da bunun içinde etkili. Çünkü belli bir ısının üstüne çıktığı zaman testislerin durumu, yumurtalıklar sperm üretimini azaltıyorlar. Dolayısıyla varikosel dediğimiz bir durum da biliyorsunuz. Aynen. Testislerin etrafında damarların genişlemesi ve ısının artması. Kilo da aynı. Bacaklar kalınlaşıyor. Kalınlaştığı zaman o bölgedeki ısı artıyor. Isı artınca sperm üretimi azalıyor. Ama daha çok benim kanaatim, yapay beslenme, işte bütün paketlenmiş gıdalar, bütün fast foodlar, düzensiz beslenme, yediğimiz zaman belki stresten fazla miktarda sigara, tüketiyoruz. Alkol. Sigara en berbatı zaten. Sigara, ben üremek istiyorum diyen birisinin sigaradan kesinlikle uzak durması lazım. Kadının da öyle, erkeğin de öyle. En zararlı olan şeylerden bir tanesi bence sigara sağlığımızda. Sadece üremeyle ilgili değil. Sigara tabii ki üreme hücreleri hızlı üretilen hücreler. Vücudumuza zararlı bir şey aldığımız zaman ilk etkiyi biz yumurtalıklarda ya da işte spermlerde görüyoruz. Ama mesela alkol bugün içiyorsunuz, yarına bir şey kalmıyor. Ama sigara öyle diye, sigarayı bırakıyorsunuz daha 15-20 sene daha kanser riskiniz yüksek. Kesinlikle. Sigaradan kurtuluş yok. Onun için sigara hiç tüketmemek lazım. Üremek istiyorsanız sigara içmiyorsunuz. Kesinlikle. Hocadan flaş bir başlık. Kesinlikle. Önemli. İstanbul'dan bir hanımefendi hattımızdaymış. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hamdolsun bizler deyiz. Sorunuzu alayım mı? Benim sorum, çift rahimli bir kadının tüpleme yapma imkanı var mı? Çift rahimli bir hanımın. Evet. Güzel bir soru. Tabii şahane. Ki. Evet. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hocam, rahim şekil bozukluklarına hoşça kalın. Biz sizinle zaman zaman konuşuyoruz. Şimdi bu çift rahim ne? Rahim normalde iki parçadan oluşuyor. İki parça yukarıdan aşağı doğru anne karnındayken göç ediyor. Aşağıda olması gereken yerde onlar buluşuyorlar. Buluştukları zaman birleşiyorlar. Birleştikten sonra da aralarındaki perde eriyor. Tamam. Ve normal bir rahim boşluğu haline geliyor. Bu oluşumun herhangi bir yerinde bir aksama olduğu zaman anne karnında işte yarım rahimden, hani bir taraf hiç gelişmemiş bir taraf gelişmiş, yarım rahimden tut aşağı geldi, birleşti ama birleşme sadece aşağıda oldu. O zaman tavşan kulağı gibi iki tane rahim parçası birleşti, aradaki perde erimedi. Bu sefer de işte septum dediğimiz rahim perdesi bilmem ne gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunların çoğunu biz histereskopi dediğimiz kamera sistemiyle rahim ağzından içeriye girerek yapabiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Ama mesela birleşme hiç olmadıysa bir rahim parçası bir tarafta duruyor, bir rahim parçası bir tarafta duruyor. Bizim için önemli olan rahimin yarım tam olması değil. O rahim parçasının içerisindeki
endometrium dediğimiz bebeğin yerleşeceği tabakanın iyi gelişmiş olması. Rahim esnek bir doku. Hiçbir rahimin içerisine 9 aylık bebeği alıp sığdıramazsınız. Rahim gebe kalındığı zaman esner, genişler, büyür ve bebeği 9 ay içinde barındırabilir. Dolayısıyla eğer biz embriyoyu rahmin içerisine koyabiliyorsak ve oradaki endometrium dediğimiz tabaka, iç tabaka bebeğin tutunmasına müsaade edebilecek kadar olgunlaştıysa kadın gebe de kalabilir, doğurabilir de. Ha, eğer yarım rahimi varsa, yani rahimin hacmi ufaksa, o zaman erken doğurma ihtimali bazen olabilir. Erken doğurmasın diye de bazen rahim ağzını dikmek de gerekebilir. Ama biz yarım rahimde ikiz bebek doğurttuğumuz bile olmuştur. Çift rahimi olanlarda iki embriyo transfer edeceğimiz zaman bazen embriyonun birisini bir rahime, birisini bir rahime de koyduğumuz oluyor. Artık o anda o rahim parçalarının içerisindeki o endometrium dediğimiz tabakanın ne kadar oluştuğuna bakarak karar veriyoruz. Mesela bir parçada endometrium, o iç tabaka çok iyi olmayabiliyor. Diyoruz ki biz sol parçaya koyacağız. Bazen dediğim gibi birini bir tarafa, birini bir tarafa da koyabiliyoruz. Artık duruma göre karar veriyoruz ama rahim şekil bozukluklarında kadınlar doğurabilir. Peki rahim şekil bozukluğu olan bir kadın tüp bebek tedavisi yaptırması daha mı mantıklı? Hayır, biz yarım rahimi olanların bir kısmını sezaryen sırasında görebiliyoruz. Yani rahim şekil bozukluğu farkında olan değil bir kadın. Anlayamazsınız zaten. Rahim filmi çekildiği zaman anlaşılıyor bu. Ya da çok dikkatli, iyi ultrason yapan birisi ultrason sırasında rahimin bir tarafa çok yatık olmasından bunu sezinleyebilir ve rahim filmi isteyebilir. Ama şimdi mesela yarım rahim var. Kadının o taraftaki tüpü çalışıyor ve yumurtalık da güzel çalışıyorsa, kadın yarım rahimle çok da güzel, eşinin spermi de normalse kendi kendine gebe kalabilir. Ve biz çoğu zaman mesela onlarda rahim içerisindeki alan dar olduğu için bebeğin dönüş bozuklukları oluyor. Yani baş gelişi gelmiyor da ya yan duruyor ya makat gelişiyor oluyor filan. Diyorsun ki makat gelişi bu, hadi sezaryeni alalım. Sezaryende bir bakıyorsun rahim yarım. Ama işte böyle rahimler gayet güzel kendi kendilerine gebe kalıp doğurabiliyorlar. Sadece erken doğurmasın diye birazcık dikkat etmek gerekiyor, o kadar. Peki hocam, ben şimdi yeniden erkek kısırlığına döneceğim, azospermiye döneceğim. Şimdi bir takım internette ürünler var. Efendime söyleyeyim, şunu için şunu yiyin, sperm sayınız artacak. Ve beyler buna rağbet ediyorlar. Ama sonunda yine bir hayal kırıklığı. Maalesef internetten sadece şikayetini söylediğin ve kargoyla ürünün yollandığı bir sürü siteler de var. Şimdi bir sperm eksik üretildiği zaman video röportajında da gördünüz. Bizim ülkemiz genelde beslenme üzerinde durur. Ye sağlıklı ol, beslen sağlıklı ol, kızım oğlum aç kalma ye. İşte sabah kahvaltı yapmadan durulur mu? Akşam yemek yemeden durulur mu? Ama biliyorsunuz bugün artık yavaş yavaş aç kalmanın vücuda daha sağlıklı olduğu yavaş yavaş diyetisyenler tarafından söylenmeye başlandı. Hatta açlığın hücrelerin yenilenmesi açısından daha faydalı olduğu söylenmeye başlandı. Kesinlikle hocam. Orucun ve kanser konuda, tedavisindeki etkisi var. Bu konuda bazı Japonya'dan insanlar da Nobel ödülü aldı. Dolayısıyla artık bizim birazcık kafamızı değiştirmemiz gerekiyor. Ye ye beslen aç kalma mantığından çıkıp acıktığımız zaman yemeği, acıkmadığımız zaman abur cubur olsun yememeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bütün olay yemeyle içmeyle alakalı değil. Şimdi her üretim yapan organın bir üretim kapasitesi vardır. Şimdi birazcık da testisi bir üretim fabrikası olduğunu düşünmek lazım. Ve üretimi o kadar yapabildiğini düşünmek lazım. Yani şimdi spermi düşük olan birisini yedirip içirip cevizli, baldı, kaymaklı bilmem ne filan yedirip sperm sayısını arttıramazsınız. Çünkü onun üretim kapasitesi o kadar. Şimdi spermi düşük olan ya da azospermik olan bir beyefendi bize geldiği zaman biz ilk önce hormonlarına bakıyoruz. Acaba beyin İyi uyarı yapmıyor da mı üretim az, yoksa beyin normal üretimini yaptığı halde mi üretim az? Şimdi beyinden salgılanan hormonları siz normal bulduğunuz halde üretim azsa,
O zaman o testisin üretim potansiyeli o kadar demektir. E biz ne yapıyoruz o zaman? O kadar spermle bu çocuk nasıl elde edilebilir? Ona bakıyoruz. İşte aşılama mı yapmak lazım? Tüp bebek mi yapmak lazım? Mikro enjeksiyon mu? Yok testislerden mi sperm alınacak? Tese mi yapılacak? Ona göre karar veriyoruz. Mikro tese çok önemli zannediyorum ve nerede yapıldığı da önemli diyebiliyorum hocam. Kesinlikle yanılıyor muyum? Öyle. Çünkü bir tane sperm ile bulunsa baba olabiliyor beyefendilerin bazıları da. Şimdi yavaş yavaş bu kırılmaya başlandı. Eskiden bize azoospermik olan yani dışarıya hiç sperm gelmeyen erkekler sağda solda bir hastanede mutlaka bir biyopsi yapılmış ve senin spermin yok dışarıda da yok içeride de yok denmiş vaziyette gelirlerdi. Şimdi bu biyopsiyi yapmak çok önemli. Mutlaka tüp bebek merkezinde yapılmalı. Çünkü normal biyopsi yapıldığında ameliyathane şartında yapıyorsun. Tüp bebek laboratuvarı yanında değil. Bir parça alıyorsun. Onu tahlile yolluyorsun. Patolog bakıyor. Patolog bakarken de o aldığın parçadan kesitler yapıyor. O kesitler üzerinde sperm var mı yok mu bakıyor. Yoksa da senin spermin yok diyor. Adam da evine gidiyor. Benim testisimde de sperm çıkmadı. Benim çocuğum olmayacak diyor oturuyor. Tamam. Bu kesinlikle yanlış. Şimdi biz biyopsi yaparken tüp bebek laboratuvarının yanında yapıyoruz. Testisin içine giriliyor. Orası yün yumağı gibi böyle kanalcıklar var. Bir tane ufacık kanalcık alınıyor. Laboratuvara yollanıyor. Laboratuvar bakıyor. Sperm yok dediği zaman bir tane daha alınıyor. Altından alınıyor, yanından alınıyor, arkasından alınıyor, sağından solundan alınıyor. Testis her tarafı homojen bir organ değil. Yani bir yerde sperm yapılmayabilir, onun yanında sperm yapılabilir. Dolayısıyla aramak gerekiyor bulabilmek için. Ve de bizim laboratuvarlarımızda sperm arandığı zaman kesit yapılmıyor. O alınan parçalar toz haline getiriyor, umufak yapılıyor. Yani ve iyice detaylı bakılıyor. Onun içinde sperm aranıyor. Patoloğun bakış açısıyla bizim bakış açımız biraz farklı. Onun için hiçbir testis, biyopsisi tabii ki şüpheli bir alan varsa onu patoloğa yollarsın. O aldığın parça kanser midir, değil midir, nedir diye bakarsın ama sperm arama maksadıyla patoloğa göndermek çok doğru değildir. Mutlaka bir tüp bebek merkezinde yapılmalıdır. Eğer tüp bebek merkezinde detaylı bir arama yapılmış da sperm bulunamadıysa o zaman biz testiste bile aradık, sperm bulamadık. Bu beyefendinin çocuğu maalesef olmayacak diyebiliriz. Ama ne dedik baştan? İşte bir tüp bebek merkezine başvuran hastaların %60'ı erkeklerden oluşur sebep olarak. Bunun %10'u azoospermik olanlardır. Dışarı hiç spermi gelmeyenlerdir. Azoospermik olanların da %60'ında, 70'inde sperm bulunabiliyor. O nedenle ümitlerini kaybetmesinler değil mi? Yani bizim erkek kısırlığı dediğimiz zaman azoospermikler de dahil yardım edemediğimiz sperm bulunamayan o %3'lük kısımdır. Kalan %97'lik kısımda sperm çıkıyorsa çocuk mutlaka olur. Biz sayıya bakıp nasıl hamile sayı kalınacağını... Sayı değişir mi aydan aya? Bir ay değişir. Test yaptırdık tabii öbür ay. Değişmeyen şekil bozukluğudur. Tamam. Şekil bozukluğu çünkü fabrikanın üretimiyle alakalıdır. Harekettir. O da spermlerin mitokondri dediğimiz boynunda olan mitokondrilere bağlıdır. Ama sayı hep değişir. Sayı 20 milyon da çıkar, 10 milyon da çıkar, 5 milyon da çıkar. Yani bir ay 5 milyon çıktı tabii, diye öyle gidecek değil. Bazen daha da fazla 15 çıkıyor. 15 gün sonra verir, daha yüksek de çıkabilir. Şimdi bu ilaçları pazarlayanlar ne yapıyorlar? İlaçları yolluyorlar kargoyla hastaya bakmadan bile. Direkt senin şikayetinde çocuğum olmuyor, spermin düşük dediler. Tamam yolluyoruz ilaçları, sen de parayı bize yolla filan şeklinde. Böyle dolandırıcılara inanmasınlar. Evet, ondan sonra işte bir tahlil yapıyorlar, bir tahlil yapıyorlar. İşte bir bakıyorsunuz birinde 5 milyon çıkmış, birinde de 7 milyon çıkmış. Ha 7 milyon çıktı, bak sayın yükseldi diyorlar. E tamam çocuk nerede? Evet. Çocuk nerede? Yani vitamini kullanıp da çocuk sahibi olabilen kaç kişi var? Dolayısıyla bunlara çok aldanmamak lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bu arada yeni bir albüm... Erkek doktorlar yaparsa Aret Kamar olur mu? İnşallah. Düşünüyorum. Olabilir. Hangi şarkı söylersiniz? Henüz repertuara karar vermedik. Ben pop ve eskileri ben daha çok seviyorum. Ben sizden kitap bekliyorum ama. İnşallah. Hastalarınızla ilgili bu şahane bir yazacağım. Kitap. Yazın. Sözlerimize yazın. Söz Hocam veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür 10 yıldır ediyorum. Konuğum oluyorsunuz. Bu sezonda bizlerle oldunuz. Seneye de görüşürüz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ve yine sizin nezdinizde
tüm babalar gününde, babalar günü tüm hastalarınızın, baba olmak isteyenlerin babalar günü kutluyorum. Siz de İnşallah çabucak baba olsunlar. Herkes mutlu İnşallah. Olsun. İnşallah. Efendim sezonun son programı. 10 aydır sizlerle olduk. Allah nasip ederse, kısmetimizde var ise Eylül ayında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.